Mahallenin bıçkını. Şimdi bunu komedi yaparsan bana yakışır. Hani ben anlam babam deyip birden bir ay ama ne oldu orada deyip hani şeye giderdi. Hoş olabilir ama ben hakiki mahalle bıçkınını. Ha bu bir oyunculuk, bir başka bir şeydir. Yani bir hüviyetten bir hüviyete girmek. Ama şeyi vücut dilini yüzünü çok iyi kullanıyorsun. Hayır ama şimdi bak 2 saattir konuşuyorsun, ben seni dinliyorum. Sıkılmadı. Yani şey, boş konuşma. Yok. Hem o ama bir de şey ama. Adam çok dolu konuşur ama katılıyorum. Şeyini hayır yani öyle bir senaryo olabilir ki mesela kendi yazdığım, benim de kendi böyle not aldığım senaryolar var mesela. Bir tanesi çok böyle aklımda. Niye? Çocukluğundan beri ben Cihangir'li anneyim çünkü. 300 yıllık Tophaneliler yani buralılar. Hep böyle aklımda da ben onlarla büyüdüm, Rumlarla. Bir Andronik'i ile. Androniki dul kalmış genç yaşta. Bir tane de hayvan kaba saba. Bir marangozla olan aşk. Yani müziğini falan bile hazırladım. Androniki'nin o böyle baharda geçerkenki elbisesi, içinde sütyen yok. Sadece kilodu var, simsiyah elbise önden düğmeli. Yürürken böyle rüzgarla kalçalarına yapışıyor. Kendi muhitinde olmaması lazım, kiliseye gidişi. İşte orada dostları var, mesela bir apartman var, apartmanda bir tane terzi var, oynasam ben olurum herhalde. Sadece pavyondaki kadınlara elbise dikiyor. Pavyon artistlerine elbise dikiyor. Arkasından bir tane apartmanın içinde gene benim tanıdığım Cihangir'den bir kadın vardı. Çok severim o kelimeyi. İkinci baharda da konmuştu. Afeti devran bilmem ne. Hakikaten Hicran Hanım vardı Cihangir'de. Afeti devran Hicran. Böyle Cumhuriyet döneminin, hani Cumhuriyet döneminde şey olmuş bir kadın. Hani var ya böyle en açık, metres, o olmuş. Mesela apartmanda o da oturuyor. Artık 60 yaşına gelmiş. Çünkü hatırlıyorum, annemle giderdik Hicran Hanım'a çocukken. O zamanlar 55-60 yaşındaydı Hicran herhalde. Kafasında bigudiler, kaşlarını cımbızla alır, kalem çizer, onu yapar, sonra kahvaltı yoktur. Afeti devran Hicran. Mesela o da oturuyor orada. Ama göçle gelmiş bir kapıcıları var. Bütün o kültürde. Bir de o da oturuyor. Androniki de başlıyor. Müziğinle onunla. Bunun içine entrika koyabilirsin. Bunun içine olayları koyabilirsin. Çünkü bunları bunu mesela 1940'ta geçirebilirsin. 1950'de geçirebilirsin. Dönem çekemezsin. Hayır, demek istediğim dizi olarak. Hayır, 1940 geçirebilirsin. 50 yapabilirsin. 60 yapabilirsin. Tabii hikaye kimseye anlattın mı? 30 yapabilirsin. Yok. Şey, İstanbul'un altınları var ya. Yalçın. Seyrettin mi? Hayır. Biraz İzlemedim de aramıza girelim diye kendim. Evet. Yani çünkü o dönemde, o dönemleri yaşamayan, bak mesela ben çok yanlış görüyorum. Mesela dönemde yaşamamışsan o dönemi yazman çok zor. Mesela düşünebiliyor musun, bu karşındaki herif, 64 yaşındaki herif, Cihangir'deki o çınar ağacı yok mu? Şey, caminin önündeki. Caminin önündeki çınar ağacının altında 40 günlükken ilk defa oturmuş, tadım getirmiş. Yani ben o çınar ağacının altını 40 günlükken görmüşüm. O zaman da böyle şey, tabi öyle yani. Değildi, kahveydi tabii ama yaz günlerinde 5 ay bütün Rum Ermeni madanlar evdeki yaptıkları poğaçaları arkadan getirirler. İşte aileler dadılarıyla gelir, saat 1'leri 2'lere kadar toplayır, erkekler tavla oynar. Yani başka bir kahveydi. Sosyalleşmenin şeyi... 100 yıllık falan bir kahve. O. Musallat taşı yine var mıyız? He? Şey var ya. Fotoğraflar da var. Bir de ayrıca tabii şeyler var. Mesela Hristo diye bir arkadaşım var. Benle aynı yaşta. Biz Yeni Yuva sokaklıyız. Annemin hala bir apartmanı vardı. Ölmeden evvel sattı. Küçük bir apartman. Annemin adına 18 yaşında alınmış. Sambar apartmanı diye. Ben de onun karşısındaki apartmana ilk girmişim. Yani gözümü o apartmanda açmışım. Yeni Yuva sokakta oturuyordu Hristo. Hristo'nun büyük babası da şeydi. Bakırköy papazıydı. Onun için mesela biz ikimiz çok dolaşırız. Yani o da çok tarihe meraklı. Bir şey, tabii çok detayları biliyoruz. Yani mesela Cihangir'de kim oturuyordu? Mesela yılbaşı gelirken, bu yılbaşı günü sen Cihangir'i görecek misin? 50 sene, 55 sene önce çocuklar. Her pencerede bir Noel ağacı. Şimdi sokaklarda bir sürü kadın beraber. Saat 12'de Rum ve aynı zamanda Asyatik bir adettir. Herkes tencere çalar, kötü ruhları kovalarlar, cam atarlar, kırarlar.
bardak adını kırılır. Bütün Cihangir Bey olur. Ve şu anda mesela 50 seneye beri dönsen, kokinalar satanlar, o adamlar telaşla koşuyor, bu kadar insanlar yok, o küçük meyhane, o ev davetleri herkesin evinde. İşte geçmiyor mu? Eski yılbaşlarını özledik. Özlemek yeni yılan. Daha heyecanlı, daha doğru. Ha bugün bakıyorsun. Bugün ne farkı var sokağa çıktığın?